Evet, bugün BBC'de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımızın, benim meslektaşlarımın grevinin 13. günü. Onuruyla direniyor arkadaşlar. Tabii bugün aynı zamanda tren yol işçilerinin hak alma mücadelesi var. Kocaeli'de Far Plus işçilerinin sendikalaşma mücadelesi var. Bütün bunların içerisinde çok anlamlı bir yere oturuyor bu grev. Biz Türkiye'nin bu karanlık tünelden çıkışı için birleşik bir emek cephesinin yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. O açıdan da bu her bir mücadele ve direnişi bir potada birleştirmenin önemine vurgu yapıyoruz. Tabii Türkiye aynı zamanda yüksek enflasyonun yaşandığı, yüksek zamların temel tüketim maddelerine geldiği, geçim koşullarının çok zor olduğu bir ülke. O yüzden burada işçi sınıfının, emekçilerin insanca yaşayacak bir ücret mücadelesi son derece önem kazanıyor. BBC basın emekçilerinin mücadelesi sadece bir iş yerinin değil, bütün işçi sınıfının umududur bu açıdan. Böyle görüyoruz. Şunu da ifade etmek lazım. Türkiye basın özgürlüğü, gazetecilerin çalışma ve yaşam koşulları açısından çok ağır bir dönemi yaşıyor. Tutuklu gazeteciler, adliye koridorlarına sürekli gitmek zorunda kalan, ifade vermek zorunda kalan gazeteciler. Dolayısıyla halkın haber alma hakkı çok önemli, çok kutsal bir görev, çok kutsal bir hak. Bu uğurda mücadele eden basın emekçilerinin insanca yaşayacak bir ücret almaları da en az bu kadar önemli. Halkın haber alma hakkı, özgürlüğü için bu kadar önemli. Uluslararası alana bakıp döviz kuru farkından dünyaya göz atıp aman BBC emekçilerinin koşulları Türkiye'de çalışanlara göre daha iyi demek gerçekçi değil. Bunlar gerçeği yansıtmazlar. Biz ücretlerin eşitlenmesini ama insanca yaşayacak, refah içerisinde yaşayacak en yüksek bazda eşitlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Emek Partisi olarak da başından beri bu grevin yanındayız. Eminiz mutlaka işçiler kazanacak, birlikte kazanacağız, emekçiler kazanacak, halk kazanacak diyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Siz de bahsettiniz, bugün grevimizin 13. günü. BBC İstanbul bürosunda 13 gündür meslektaşlarımız adil bir ücret talebi için grevini sürdürüyor. Umuyoruz ki bir an önce Londra'dan arkadaşlarımızın taleplerini karşılayacak, onları tatmin edecek bir teklif gelir ve bu grev başarıyla son bulur. Malum hava soğuk, İstanbul'un en soğuk döneminde bir grev gerçekleşiyor. Ama bu ziyaretler, meslektaşlarımızın, sizlerin, meslek örgütlerinin yaptığı ziyaretler bizleri ısıtıyor. Tekrardan teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.